öğrenci olsun, ister işçi, ister mimar olsun, ister esnaf. Her gün kentin sokaklarını aşılayan kalabalıkların kafasını en çok kurcalayan konu geçim derdi. Bu haftada geçim derdine dair birbirinden farklı 3 öyküye doğru bir yolculuğa çıkacağız. Bir hafta sonu Kadıköy'de seninle buluştuk ama hafta içi de olsa buluşabilecektik zannediyorum. Çünkü sen uzun bir süredir işsizlikten şikayetçisin. Aslında sen mimarlık mezunusun. Eskinin böyle çok şaşalı mesleklerinden biriydi mimarlık ama çok şu anda... Çok da eski değil aslında. 2-3 yıl öncesinde. Evet, çok eski de değil yani. 2-3 yıl öncesine kadar bu böyleydi ama son krizle birlikte inşaat sektörünün artık sonuna kadar dolmasıyla birlikte durumlar biraz değişti. Yani senin açından nasıl işledi bu süreç? Okula başlarken neler bekliyordun? Bitireli 2 sene oldu. Şimdi tam durum nasıl? Biraz senden dinleyelim. Şöyle okula başlarken çok havalıydı. Yani çünkü yani severek de isteyerek de gittim. 30 tercih yapabiliyorduk. Şu an nasıl bilmiyorum sistem ama mesela benim 27 tercihim mimarlıktı. Benim en büyük hayalimdi mesela. Hani illa mimarlık istiyorum. Son 3 tercihim de hani artık haritadan yer beğenip inşaat mühendisliği yazmıştım. Mimarlık gelmiyorsa nereye diye falan. O kadar yapmak istiyordun yani. Aynen, çok istiyordum. Çünkü yani benim kafamda şey vardı. Ben bir yapı inşa etmeliyim, bir eser ortaya koymalıyım ve bunun bir hikayesi olmalı. Daha önce de mimarları falan takip ediyordum, araştırıyordum, okuyordum. Hani ben bir öğretmen olamazdım. Çıkıp hani ders anlatayım, dersten sonra evime geleyim. Böyle bir meslek benim için değildi veya sağlık sektöründe çalışabilmem. Hani hikayesi olan anlamlı bir şeyler yapmak istiyordum. Normal bir bina da değil. Öyle bunu düşünerek gittim mimarlığa. İlk sene çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Yani o mimarlığın kattığı o atölye çalışmaları, mutfak tarzı, ders işlemeler falan aynı. Çünkü diğer fakülteler gibi değil, biraz farklı. Atıyorum bir ara verme falan durumu yok. İstediğin zaman girip çıkabiliyorsun. Sürekli bir şeyler üretiyorsun, proje konuşuyorsun. Ve sadece yapı üzerinde konuşmuyorsun. Bu işin altında hani sosyolojisi de var, psikolojisi de var. Çünkü insan için mekan tasarlıyorsun. Tabii yani sonuçta insanın yaşamın içinde geçirdiği yeri yapıyorsun. Yani bir sanat ürünü üretmek gibi bile değil aslında. Bir yaşam yani, yaşam. Evet.